ameliyat sırasında, ameliyat sonrasında diye bunu ayırabiliriz soruyu. Kansız ameliyat olmaz. Az ya da çok hepsinde kanama vardır. Dolayısıyla ameliyat sırasında ben kansız ameliyat yapıyorum demeyi hiç doğru bulmuyorum. Ama sıkça kullanmakta, hemen daima kullanmakta olduğum koblasyon yönteminde, plazma koblasyon yönteminde kanamanın çok çok az olduğunu söyleyebilirim. Ama bunu kansız başlığı adı altında anmayı düşünmüyorum. Çok az damlalar seviyesinde kan olmaktadır. Geniz eti ameliyatlarında yine kan çok çok az olmaktadır. Neye kıyasla? Örneğin shaver dediğimiz tıraşlama yöntemine kıyasla çok önemli oranda, klasik yönteme kıyaslayacak olursak çok önemli oranda radyofrekans yönteminde kanamanın az olduğunu operasyon sırasında söyleyebilirim. Lazerde de yine kan yoktur veya azdır. Fakat lazer ameliyatlarının daha sonrasında, yani ameliyat sonrası periyotta kanama riski biraz daha oranı fazladır. Radyofrekans yönteminde kullanmakta, 20 yıldır kullanmaktayım. Bu 20 yılın içerisinde ameliyat sonrasında kanama hiç görmedim. Olmaz demek değil. Bu birçok faktöre bağlı olan bir durumdur. Ama sonuç olarak ameliyat sonrasında kanama riskini de oldukça ve önemli azaltmaktadır. Her türlü bademcik ameliyatının ameliyattan sonraki 15 günlük periyot içerisinde kanama olasılığı mevcuttur. Çünkü dikiş koymadığımız ameliyatlardır. Dolayısıyla bazı takip yöntemleri, bazı gıda rejimlerinin verilmesiyle bunu azaltmaya çalışıyoruz. Ama sonuç olarak kanama fikri her zaman 15 gün boyunca ameliyattan sonra takip etmemiz gereken bir durumdur. Kansız ameliyat olmaz. Radyofrekans yönteminde az kanama olduğunu söyleyebilirim.